Resulullah Efendimizin sadaka belayı def eder hadisi şerifini de iyi algılamak lazım. Yani bazı insanlar şöyle algı içerisine girebilir. Madem başımızda bir bela vardı, kaderimizde yazılıydı, sadaka verdim, o bela kalktı. O zaman bu kaderin değişmesi anlamına gelmez mi? Hayır. Bu hadisi şöyle algılamamız lazım. Levhalar mevzusuna girelim biz burada. Bu konuyu daha iyi anlayacağız. Allah-u Teala'nın levh-i mahfuz dediği, katında saklı tuttuğu bir levha var. Her şeyin yazılı olduğu levha. Bir de levh-i mahfuzdan ayrı levhalar var. Muhittin İbn Arabi Hazretleri yaz boz levhaları anlamına gelen şekilde bunu anlatmakta. Bu levhalar Allah-u Teala'nın emri nispetinde ilgili melekler bu levhalara olacak şeyleri yazıyor. Allah-u Teala yaz diyor. Levh-i mahfuzdaki olan, olacak olan mevzuata göre bir şeyin olmasını bu levhalara yazar, yazdırır meleklere. Bu melekler o levhadan haberdar. Alttaki levhada. Şu levhada şöyle yazar. Misal veriyorum burada konunun anlaşılması için. Levhada falanca kulun falanca zamanda evinden çıktığında, lodoslu bir zamanda evinden çıktığında falanca saatte çıkacağı, falanca sokaktan geçerken falanca binanın 5. katındaki kiremitin o kulun kafasına düşeceği, o kulun orada işte yaralanacağı veya öleceği, neyse ne yazıldıysa yazılıdır bu levhada. Kul, melek bu yazılı bilgiyi alır, bekler. O zaman gelir. Kul evinden çıkar. Falanca yere gidecek, falanca sokaktan geçecek. Her şey yazılı olan şey üzere cereyan etmekte. Evinden çıkıp giderken karşısına bir isteyici çıkar. Ve orada bir sadaka verir. Sadaka vermesi hasebiyle o kulun az önce sadaka verdiği yerden ayrılıp da köşeyi döndüğü binadan kafasına düşmesi yazılı olan, tuğla düşmesi yazılı olan yazıyı Allah-u Teala meleklerine emreder. Kulum sadaka verdi. Ben o belayı kaldırdım. O kiremit o kulumun kafasına düşmeyecek. Olay farklı cereyan eder. Bu nerede yazılı? Aşağıdaki yağız boz levhalarında yazılı. Levh-i mahfuzda ne yazılıydı? Kulun başına o şeyin kiremitin zaten düşmeyeceği, sadaka vereceği ve o belanın başına gelmeyeceği yazılıydı levh-i mahfuzda. Çünkü levh-i mahfuzda yazılı olan asla değişmez. İşte bu değişen alttaki levhalar. Muhittin İbn Arabi Hazretleri bunu bu şekilde izah ediyor. Bu alttaki levhalardan melekler haberdar olduğu için kulun başına bir hal gelmesini bekler. Çünkü Allah-u Teala meleklerine bu şekilde bilgi vermiş. Fakat o halin gelmediğini görür. Verdiği bir sadaka, yaptığı bir iyilik neticesinde. Bunda bir hikmet var der melekler o zaman işte. Oradan anlar ki levh-i mahfuzda o şekilde yazılmamış oldu. Bunu işte bazıları da farklı şekilde tevil ediyorlar. Bu kaderi ikiye ayırıyorlar bir zümre mesela. Mutlak kader. Müphem kader. Yani bazı olaylar vuku bulduğunda o kaderin değişeceği, ölüm saatinin değişebileceği, Allah'ın ömrü uzatacağı. Böyle bir şey yok. Gelen bilgi de Resulullah Efendimiz'in hadisi şerifinde, sahih hadislerde, bize kitaplar aracıyla ulaşan da ayetlerde belirtilen bu hakikatin asla değişmeyeceği. Demek ki bu insanlar aşağıdaki levhalardan haberdar olmaları hasebiyle bazı şeylerin değişeceğini bu cihetten iddiada bulunmuşlar. Hani şey ömrü uzatır, sadaka ömrü uzatır diyor mesela Resulullah Efendimiz. Aslında ömür uzaması yok. Ömrün bereketli olması hasebiyle bir uzama hissi hasıl olmuş oluyor. Bunu kastediyor Resulullah Efendimiz. Muhittin İbn Arabi Hazretlerinden öğrendiğimiz hakikat bize bunu veriyor. Sadaka ömrü uzatır. Ömür bellidir, sabittir. Hadis de ortada. Ayetle belli. O zaman ömür nasıl uzuyor peki? Verilen sadaka ile ömür bereketleniyor. Bu neye benziyor? Aynı gece, aynı akşam yatağına yatan iki kişi düşünelim. Birisi gün boyu çok yorulmuş. Büyük bir yorgunluk içerisinde, fiziksel yorgunluğu içerisinde. Yattığı zaman sabahın nasıl olduğunu anlamaz. Sanki 10 dakika uyumuşum der sabah kaldırdığınızda. Dişi ağrıyan bir kişi ise sabaha kadar sanki yıllar geçmiş gibi olur. Bir ağrısası, bir hastalığı olan, bir yeri ağrıyan, öyle değil mi? Evet. Sabah olmaz ona. Halbuki aynı zaman, aynı zaman. Birine soruyorsun sanki 5 dakika gibi diyor, ötekine soruyorsun 1 yıl gibi diyor. İşte bu ömrün uzaması mevzu da böyle. İnsan 20 sene, 30 sene, 40 sene, 50 sene neyse ömrü onu yaşar. Onun yazılanın ötesinde bir ömrü olması mümkün değil yani, yazılan odur. Fakat o 40 senelik, 50 senelik, 70 senelik ömrü
öyle bir bereketle yaşar ki uzun uzadıya birçok ameller işleyerek Allah'ın rızası istikametinde bereket budur işte. Dolu dolu yaşamış olur. Şimdi bu da zamanı uzundur diye. Bu da bu anlama gelmiş oluyor.